Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Realme'nin iddialı ürünlerinden Realme 8 Pro akıllı telefon ile karşınızdayız. Sonsuzluğu yakala sloganıyla ön plana çıkan telefon, orta seviyede en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi. Öyle ki bu telefonda tam 108 megapiksel değerde bir kamera yer alıyor. Tabii ki dahası da var. Şimdi detaylara bakalım. Realme 8 Pro siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip, bize deneyimleyebilmemiz için siyah rengi geldi. Ürünün arka yüzeyi parlak ve farklı ışık açılarında güzel detaylar sunabiliyor. Arka tarafta en dikkat çekici unsur ise haliyle yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi. Ön tarafa baktığımızda ise oldukça ince çerçeveli 6.4 inç değerde bir ekranımız var. Realme 8 Pro 8.1 mm kalınlıkta ve 176 gram ağırlıkta. Pek çok rakibine kıyasla daha ince ve hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürün çoğu zaman tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Telefon 6.4 inç değerde ekrana sahip ve bu ekranda Super AMOLED teknolojisi tercih edilmiş. Full HD Plus çözünürlüğün sunulduğu bu ekran aynı zamanda ekran çerçeve olarak da %90.8'lik dikkat çekici bir değere sahip. Görüntüleme tarafında biraz daha detay verecek olur isek HDR10 Plus desteği bulunuyor ve parlaklık seviyesi 1000 nit'e kadar ulaşabiliyor. Tüm bunların anlamı ekranın daha iyi renkler üretebilmesi, dolayısıyla da görüntülerin daha net ve canlı detaylarla akıcı olarak sunulabiliyor olması. Özellikle HDR10 Plus destekli dizi ve film platformlarında bir şeyler izlerken görüntü kalitesi sizi büyük ihtimalle etkileyecektir. Tabii ki bu ekran güzel grafiklere sahip oyunların canlı ve akıcı detaylarla deneyimleyebilmesi için de ideal. Ekran ayarları başlığına gittiğimizde ekran rengi modunu değiştirebilir ve göz rahatlığı modunu aktifleştirebilirsiniz. Böylece gözleriniz rahatsız olmadan uzun süreli kullanımlar gerçekleştirebileceksiniz. 180 Hz değerde dokunma örnekleme değeri bulunan ekran en ufak dokunuşlarınızı dahi algılıyor ve yumuşak bir kullanım deneyiminin kapılarını aralıyor. Ek olarak ekrana yedirilmiş olarak gelen parmak izi okuyucu sensörün de çok hızlı çalıştığını belirtmeliyiz. Güvenlik önemli ve isterseniz ön kamera desteğiyle yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz. Telefonumuz Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisiyle geliyor ve dolayısıyla iyi bir performanstan söz etmek mümkün. Ürünümüz aynı zamanda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolamaya sahip. İsterseniz microSD kart ile depolama miktarını arttırma şansınız var. Telefonumuzda Android 11 işletim sistemi kullanılıyor. Arayüz tarafında da Realme UI 2.0 tercih edilmiş. Daha önce bir Realme telefon kullanmamış olsanız bile ürüne birkaç dakika içinde alışmanız büyük olasılık. Gerek ekran geçişleri olsun, gerek uygulama çalıştırma performansı olsun memnun kaldığımızı belirtmeliyiz. Fakat Realme'nin üzerinde durduğu bir diğer konu da olabildiğince özelleştirilebilir bir arayüz. Bunun için ayarlar başlığı altındaki kişiselleştirmeler başlığına gidebilirsiniz. Renklerden kullanılan yazı tipine, uygulama düzeninden uygulamaların logo stillerine kadar pek çok detay sizi bekliyor. Peki telefonun oyun çalıştırma performansı nasıl? Üründe popüler yarış oyunlarından Asphalt 9'u akıcı ve net grafiklerle rahatlıkla oynayabildik ve uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazda aşırı bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.
Tabii ki görsellik kadar işitsel detaylar da önemli. Ürünümüzde yüksek çözünürlüklü ses sertifikası bulunan bir sistem var. Dolayısıyla iyi işitsel detayları ister oyun oynarken, ister bir şeyler izliyorken, isterseniz de müzik dinliyorken elde edebiliyorsunuz. Ve gelelim kamera sistemine. Başta da belirttiğimiz gibi ürünümüz dörtlü kamera sistemine sahip ve en dikkat çekici taraf tabii ki tam 108 megapiksel değerdeki kamera. Bunun yanında 8 artı 2 artı 2 megapiksellik kameralarımız da var. Öncelikle 108 megapiksellik kameradan başlayalım isterseniz. Samsung'un güçlü ISOCELL HM2 sensörünü kullanan bu kamera deyim yerinde ise zirve anlamını taşıyor. Tam 12.000x9.000 çözünürlükten söz edebiliriz. Ayrıca bu kameramız f1.88 açıklık değerine sahip. Yani hem iyi ışıklı ortamlarda hem de düşük ışıklı ortamlarda güzel çekimler elde edebilirsiniz. Bu kamerayla ilgili bir de örnek vermemiz gerekirse, 108 megapiksellik modda diyelim ki bir fotoğraf çektiniz, o çektiğiniz fotoğraftan daha sonra istediğiniz bölümleri ayrı ayrı fotoğraflar olarak da düzenleyip alabilirsiniz ve herhangi bir kalite kaybı yaşanmıyor. Megapiksel değerde kameramız ise 119 derecelik ultra geniş açı sunabiliyor. Dar alanda tüm detayları tek bir kareye sığdırmak için, manzara çekimleri için ya da kalabalık, topluluk çekimleri için ideal performans sunduğunu söyleyebiliriz. 2 megapiksellik makro kameramız ise 4 santim mesafeden daha yakın planda ufak detayları yakalamanıza imkan sunarken, 2 megapiksellik derinlik sensörümüz de bokeh efektli görseller için ideal performansa sahip. Bir de 3x ultra zoom özelliği var ki bundan da bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla bu özelliği kullandığımızda neredeyse hiç kalite kaybı yaşamadan görseller elde edebiliyoruz. Video tarafına baktığımızda 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS gibi çekim çözünürlük seçeneklerimiz var. Tabii ki hem hızlı çekim hem de ağır çekim modu burada da bulunuyor. Bunun yanında tabii ki fazlası da sunuluyor. Çekim modları arasında gezindiğimizde çift görüntülü video ki yani aynı anda hem ön hem de arka kamerayla video kaydı yapabiliyorsunuz ve AI karışık portre yani iki videoyu üst üste bindirerek tek bir video elde ediyorsunuz. Bu iki mod dikkatimizi çekti. Kameraların özellikle de ana kameramızın performansından memnun kaldık. Gece çekim tarafında da pek çok rakibe kıyasla daha canlı renkler, daha net çözümler elde edebildiğimizi gördük. Ön tarafa baktığımızda ise 16 megapiksel değerde bir selfie kameramız var. Bu hem internet üzerinden görüntülü görüşmeler, hem 1080p 30 fps değerde videolar, hem de bokeh efektli ya da güzelleştirme modlu selfie çekimler için güzel çözümler sunabiliyor.
Tabii burada da AI portre modu bulunuyor ve bu sayede kendiniz renkli, arkanızda siyah beyaz olarak farklı videolar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Realme 8 Pro 4500 mAh değerde pile sahip ve bu pil tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza imkan sunuyor. Bu pil aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. 50 Watt SuperDart şarj sistemi sayesinde pili 17 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. 47 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca telefonumuz ters şarj özelliğine de sahip. Yani bu özelliğe destek veren farklı bir ürünü de şarj edebiliyorsunuz. Peki diyelim ki telefonunuzun şarjı oldukça azaldı. Yanınızda şarj adaptörü yok. Ne yapacaksınız? Burada süper güç tasarruf modunu aktifleştirmenizde fayda var. Bu sayede pek çok uygulamayı yine kullanabiliyorsunuz. Aramalar yine gerçekleştirebiliyorsunuz ama çok az bir pil seviyesi kalmış olmasına rağmen ekstradan saatlerce kullanımı elde edebiliyorsunuz. Realme 8 Pro an itibarıyla firmanın en iddialı modellerinden bir tanesi. 108 megapiksel değerde kamera akıllı telefonlarda nadiren karşılaştığımız bir detay. 6.4 inç değerde ve HDR 10 Plus destekli ekran bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal performans sunuyor. Tabii pil kapasitesi ve hızlı şarj özelliği de dikkat çekici. Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon alma düşünceniz varsa Realme 8 Pro'yu da göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Thank you.